Herkese selam, ben Nihal. Bugün güneş kremi dosyasını açmış bulunuyoruz. 2021 yılında hangi güneş koruyucuları kullanmalıyız, hangilerini kullanmamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Geniş kapsamlı bir dosya hazırladım. Bu yine videonun birinci bölümü. İkinci bölümünde farklı farklı güneş koruyucuları da gelecek. Şu anda piyasada çok yaygın kullanılan, çok sık gördüğünüz bazı güneş kremlerini aldım. Detaylarıyla sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Güneş koruyucu kullanmanın ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ben de her videomda üstüne basa basa ne kadar önemli olduğunu söylüyorum size. Sadece yaşlanma değil, kırışıklık değil ya da lekelenme değil sorunumuz. Çok ciddi cilt hastalıklarından da koruyucu etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yaz, kış fark etmeksizin güneş koruyucu kullanmak zorundayız. Yine son günlerde şunu konuşuyoruz sıklıkla. Hayatımıza artık kullandığımız cerrahi maskeler girdi. Bir de maske lekesi diye bir şey çıkacak. Yakın zamanda sıklıkla duyacaksınız. Maske kullanıyoruz. Maskeden kaynaklı olarak o içerideki buhardan kaynaklı olarak ürünlerimiz eriyebiliyor. Ürünlerimiz koruyuculuğunu yitirebiliyor ya da maskenin geldiği bölgelerde çeşitli lekelenmeler olabilirmiş. O yüzden güneş koruyucularımızı asla aksatmadan kullanmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu arada güneş koruyucumuzu her gün kullanmak zorundayız. Makyaj yapsanız da yapmasanız da çift aşamalı cilt temizliği yapmayı unutmayın. Çünkü güneş koruyucunuzu cildinizden akıtabilmeniz için yağ formda bir temizleyiciyle cildinizi temizlemeniz, ardından su bazlı bir temizleyiciyle yüzünüzü iyice arındırmanız gerekiyor. Şimdi ilk güneş koruyucumuzla başlayalım. Benim yıllardır kullandığım, çok da severek kullandığım bir güneş koruyucum var. Players markasının güneş koruyucu. Su bazlı kimyasal filtreli bir güneş koruyucu, yani kimyasal UV içeriyor. Bunu kim kullanabilir? Kuru, hassas, akneye eğilimli cildiniz varsa, kuru karma cildiniz varsa kullanabilirsiniz. Ama yine cildinizi çok iyi bir şekilde nemlendirerek. Çünkü mat bitişli, hızlı emilen bir güneş koruyucu bu. En sevmediğim özellik krem stoktan bir çıkıyor. Corendi'den almıştım. Görüyorsunuz ben ürünü uyguladığımda ürün anında emildi. Hiçbir şekilde beyaz bir doku bırakmadı. Makyaj yaparken çok rahat ettiğim ürünlerden bir tanesi. Ve bazen güneş koruyucu sürdüğünüzde sanki yüzünüze bir maske sürmüşsünüz. Yüzünüzün tabakasını kapatmış, yüzünüz nefes almıyor gibi hissedersiniz ya. Mesela ben bugün öyle hissediyorum. Bugün farklı bir güneş koruyucu kullanmıştım. Birazdan göstereceğim onu. Sabahtan beridir yüzümü kaşıma gereği duyuyorum. Neyse onu geçelim, birazdan geleceğiz. Clairs vegan bir güneş koruyucu. Hayvan deneyleri yapmıyor. Yapısı incecik, dokusu incecik, hızlı bir şekilde emiliyor. Ve benim için en önemli özelliklerden bir tanesi kokusu yok. Kokusuz bir ürün. Şahane bir ürün. Yağlı bir cildiniz var. Bu ayarda bir güneş koruyucu kullanmak istiyorsanız bunun mineral filtreli mavi versiyonu var. O tam bir yağlı cilt kremi. Onu ben ilk alıp kullandığım zaman cildimin kanı canı çekilmişti. Yağlı ciltlilerde ona bakabilir. Şimdi gelelim olumsuz özelliklerine. Bütün ürünlerin olumlu olumsuz özelliklerini anlatacağım ki siz en doğruyu seçebilin diye. Birincisi tabii ki stok problemi. Stoktan bir çıkıyor, aylarca gelmiyor. Kreminiz bitti diyelim. Tekrar bununla devam etmek istiyorsunuz. Maalesef istediğiniz anda alamıyorsunuz. Öyle bir stok sıkıntısı oluyor. İkinci ve bence en önemli sorunlardan birisi bu krem tekelinde değil ama Kore menşeli ürünler Pluto skandalına karıştı. Bu bir firmanın adı ve bu krem de Pluto'nun kremiyle benzer içeriğe sahip. Nasıl bir skandala karıştılar? Yeterince korumadığı düşünülmüş. Bu kremi kullanmasına rağmen gün içinde ten renginin koyulaştığı, lekelerinin daha da belirginleştiğini söyleyen kullanıcılar olmuş ve Avrupa Birliği standartlarında tekrar bir daha değerlendirilmesi, ölçüm yapılması istenmiş. Avrupa Birliği standartlarında tekrar ölçüm yapılıyor. Bu krem için söylemiyorum. Pluto'nun kremlerinin aslında üzerinde SPF 50 yazmasına rağmen SPF 19 olduğu saptanmış. Şimdi bu da orada üretildiği için ve benzer içeriklere sahip olduğu için bu da şaibeli bir hale geldi. SPF 50, SPF 19 arasında ne fark var? Süre farkı var. Dolayısıyla ben şu anda bu kremi tabii ki çöpe atmadım. Kullanmaya devam ediyorum ama Kore markalarına karşı birazcık daha mesafeli durmaya karar verdim. Güneş koruyucularında farklı farklı markalar aramaya başladım. Ben burada tabii ki size yine Kore markalarını da anlatacağım. Fakat farklı Avrupa markalarına da bakmaya başladım. Bu skandal baş gösterince Avrupa markalarına da baktım. Avrupa'da da zamanda benzer skandallar olmuş. Bunu biz tabii ki bilemiyoruz. Üzerinde ne yazıyorsa, içeriğinde ne varsa sonuç olarak burada bu yazıyorsa ürün öyleymiş diyoruz. Bunu biz bilemiyoruz. Bilim insanı değiliz. Testleri yapamıyoruz.
yaşıyoruz. Hiç hoş olan bir durum değil maalesef. Hala testler devam ediyor. Durum hala araştırılıyor. Ben de yakından takip ediyorum ve öğrendikçe size anlatacağım ama birazcık mesafeliyim. Kış aylarında, bahar aylarının başında belki kullanmaya devam ederim ama plaja gideceksem, cayır cayır güneşin altına çıkacaksam bu kremleri yüzüme uygulamayabilirim. Araştırmaya devam ediyorum. Benim için en önemli olumsuzluklardan bir tanesi bu oldu. Bu krem tek elinde değil, genel olarak Kore markaları tek elinde söylüyorum. İkinci güneş koruyucu çok yakın zamanda kullanmaya başladım. Yakın zamandan kastım 2 ay oluyor. Bu ürünün markası sanıyorum Manyo. Bu güneş koruyucudan 2 tane vardı. Bir beyaz, bir de böyle yeşil renkte olan Our Vegan Cica Daily Sun Cream. Fiziksel filtreler içeriyor. Karma ve yağlı cildin bayılacağı bir krem. Kesinlikle bayılacağı bir krem. Ben kullandım. Arkadaşlarıma da test ettirdim. Şöyle yine beyaza dönük yeşil renkli. Zaten fiziksel filtreli. Bakın. Uyguladığınızda önce beyazlık oluyor. Cildinizde bütünleşiyor. Aslında canlı bir parlaklık veriyor. Yağlı bir parlaklık değil. Canlı bir parlaklık veriyor teninize. O güneş kremlerinden kaynaklı parlaklık değil bu açıkçası. Sağlıklı, canlı, nemlenmiş görünüyor. Ama tam olarak yağlı ve karma cildin seveceği formülasyona sahip. Bir kere içeriğinde çay ağacı yağı var. Dolayısıyla cildiniz sivilceye meyilliyse ve güneş kremleri yüzünden sürekli sivilce çıkarıyorsanız, komedonlarınız kapalı hale geliyorsa, gözenekleriniz iyice belirgin hale gelip ya da tıkanıyorsa bu krem tam size göre. Yine vegan bir ürün, sivilceli, lekeli, yağlı cildin elinin altından düşürmeyeceği ürünlerden bir tanesi. Günlük kullanıma çok uygun. SPF 50. Kuru karma cildiniz varsa müthiş derecede kuruluk yapıyor. İlla ki kullanmak istiyorsanız cildinize artık nem veren ne varsa sürmeniz gerekiyor. Bir kimyasal filtre, bir fiziksel filtre, yani mineral koruyucu da gösteriyorum ki bazılarımız mineral tercih ediyor, bazılarımız diğerlerini tercih ediyor. Hangisini kullanmak isterseniz ona göre bakabilirsiniz. Bunu da hem Trendyol'dan hem de online Kore ürünleri satan sitelerden alabiliyorsunuz. Bu yıl tanıştığım ürünlerden bir tanesi de Ecovel'in organik güneş koruyucusu. Bunun bir de çocuklar için olan versiyonu var. Anne çocuk influencerlarında görmüştüm. Çok merak edip almıştım. Değişik geldi bana açıkçası. Çünkü organik güneş koruyucu biraz zor iştir. Onların sertifikalarını almak, izinlerini almak, formülasyonunu tutturmak birazcık zor bir iştir. Böyle bir krem görünce bir de yerli üretilmiş. Organik sertifikaları olan hem yüzünüze hem de vücudunuza kullanabileceğiniz bir organik güneş koruyucu. Dolayısıyla açtıktan sonra bunlar gibi elinizin altında aylarca bekletebileceğiniz bir ürün değil. Arkasında kullanım ömrü yazıyor galiba 6 ay. 6 ay içinde bu ürünü kullanmanız lazım. İçinde zararlı filtreler olmadığı için dolayısıyla kan dolaşımınıza da karışmıyor. Organik içerikli, çok temiz içerikli bir ürün. Bu tamamen kuru cildin seveceği bir ürün. Siz yağlı veya karma cildiyseniz nefret edersiniz bu üründen. Çünkü sürdüğünüz andan itibaren, şimdi göstereceğim de size, yoğurt kıvamı bir ürün ve parlıyor. Çok nem veriyor. Zor uygulanıyor. Bakın organik ürünlerde böyle. Bunu makyaj yapacaksanız kullanmayacaksınız. Makyaj yapmadığınız günlerde çok hassas, çok kuru, lekeye çok meyilli cildiniz varsa şöyle bakın hala ovuyorum. Derinlemesine uygulayacaksınız ve kullanacaksınız. Koruyuculuğu mükemmel. Uyguladıktan bir süre sonra cildinizi görüyorsunuz. Yine parlak bir görüntü veriyor. Güneş kremlerinin verdiği parlaklık. Ben bunun üzerine makyaj yaparak da denedim. Fakat makyajımı eritti, akıttı. Estée Lauder Double Wear Fondöten sürmeme rağmen makyajım aktı ve pütür pütür bir hale dönüştü. Değişik bir hale dönüştü. Makyajı kesinlikle bozuyor. Makyaj yapmadığınız günlerde, yoğun koruyuculuk istediğiniz günlerde, hatta hamileler kullanabiliyor. Zaten bunun çocuk versiyonu var. Çocuklarınıza da kullanabiliyorsunuz. Şehir ortamında belki kullanmam ama kesinlikle cayır cayır güneşin olduğu bir yerde kullanacağım en güven veren ürünlerden bir tanesi. Vegan, hayvanlar üzerinde test yapmıyor. Tamamen yerli malı, yani Türk üretimi bir ürün. Olumsuz özellikleri yok mu? Var. İçinde parfüm var. Kokladığımda beni çok rahatsız eden bir koku var ama neyse ki yüzünüze uyguladığınızda 10 saniye içinde koku uçup gidiyor. Yani parfüm hassasiyetiniz varsa dikkat edin. Yağlı ve karma ciltliyseniz zaten bu kremden uzak duracaksınız. Kuru ciltliyseniz hayatınızın ürünü olabilir. En sevdiğim güneş koruyuculardan bir tanesi de Clinique'in mineral güneş koruyucusu, likit kıvamda. Öncelikle çalkalıyorsunuz ve sonrasında
Yine iki parmak kuralına göre uyguluyoruz güneş koruyucuları biliyorsunuz. Bakın süt kıvamında, likit kıvamda. Bu da mineral filtreli. Çok yoğun koruyuculuğu var. Hem SPF 30 hem de SPF 50 içeren versiyonları var. Yine 1-2 saniye sonra cildinizle tamamen bütünleşiyor. Hiçbir şekilde beyaz iz, kalıntı bırakmıyor. Ve maske hissi veren, sanki yüzüme bir maske kapatmışım da nefes alamıyorum, yüzüm daralıyor gibi bir his vermeyen güneş koruyuculardan bir tanesi. Bence hem mineral olup hem de çok hafif yapıda olan koruyuculardan bir tanesi. Evet, kızıyoruz bazen. Neredeyse lipstick kadar güneş koruyucu mu olur diye. Zaten güneş koruyucuları aldığımızda, açtığımızda hızlı bir şekilde koruyuculuğunu da kaybetmemesi için, içindeki etken maddelerinin bozulmaması, okside olmaması için hızlı bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Şöyle bir şeyi tabii ki kolay bir şekilde bitirmiyoruz ama bu tarz mineral filtreli ürünlerin böyle olmasında ben sakınca görmüyorum açıkçası. Tabii cebimiz için biraz sakıncalı bir durum ama sonuç olarak bozuk ürün kullanmayı da istemeyiz. O kısmına hiç takılmıyorum. Üzerine rahat bir şekilde makyaj yapabiliyorsunuz. Üründe en sevdiğim özellik tabii ki kokusuz olması. Az önce söylemiştim ya, yine mineral filtreli organik ürün sadece kuru ciltler kullanır diye. Bunda tabii ki karma ve yağlı ciltliler kullanabilir. Çünkü parlamayı dengeliyor, sebum dengesi sağlıyor. Dolayısıyla yağlı ve karma ciltlilerin çok sevebileceği bir ürün. Clinique'in klasik güneş koruyucu ambalajları. Bendeki SPF 30, bunun SPF 50'si de var. Siz tercihinize göre bakabilirsiniz. Gelelim Misha'da satılan Apiu markasının Power Block Sun Base Tone Up kremine. Misha'da satılan en ünlü krem olabilir. Bugün makyajımın altında bu güneş koruyucu var. Eğer ki esmer tenliyseniz bu kremi asla kullanmamanız gerekiyor. Tam olarak açık tenlilerin sevebileceği, bebek tenlilerin sevebileceği bir krem bu. O parlaklığını maalesef bizim esmer tenimize vermiyor. Bizde beyaz beyaz maske gibi duruyor. Sanki böyle yüzünüze pandomim sanatçıları gibi bembeyaz boya sürmüşsünüz gibi duruyor. Emilmiyor da, çok da belli oluyor. Parlak bir etkisi var. Yağlı cildi daha da parlatır. Ve bu nasıl bir parlaklık oluyor biliyor musunuz? Yağlı cildi arkadaşım da denemiştim. Pudrayla bile sabitleyemiyorsunuz. Öyle böyle bir parlaklık değil. Ve maalesef cildiniz sivilceye eğilimliyse, benim gibi küçük küçük pütür pütür hala deri altında kalan sivilceler var ya, onlardan yapıyor maalesef ürünü. Kullanmayı bıraktığınızda sivilceleriniz de geçiyor. Bebek gibi ciltten kastım o. Asla sivilceye meyliniz yoksa, öyle her sürdüğünüzden sivilce çıkarmayan şahane bir cildiniz varsa, bir de beyaz tenliyseniz seversiniz. Fakat bu bana çok uygun bir güneş koruyucu değil. Tam olarak Korelilerin cildine göre üretilmiş. Ben bildiğiniz Orta Doğu'ya kayan bir cilt tonuna sahip olduğum için bunu ben kesinlikle kullanamam. Sosyal medya ünlüsü ürünlerden bir tanesi. Alıp deneyip ben de yorumlarımı size anlatmak istedim. Bu da böyle bir ürün. Şimdi bu kısımda anlatacağım 3 tane güneş koruyucu. Aslında yüzünüzde makyaj varken 2 saatte bir güneş koruyucuyu nasıl tazelememiz gerekiyor diye sorular gelir hep. Nasıl tazelememiz gerekiyor? Stick ürünlerle, sprey ürünlerle ya da böyle pudra ürünlerle tazelemek gerekiyor makyaj varken yüzünüzde. Şimdi stick ürünlerle başlayacağım. Moremo'nun stick güneş koruyucusunu aldım. Bir süredir de kullanıyorum. Ben çok sevdim bu ürünü. Kimyasal filtreli, hızlı emiliyor. Beyaz kalıntı kesinlikle bırakmıyor ve asla maske görüntüsü yaratmıyor. İncecik yapısı var. Bakın kremi şu anda uyguluyorum. Çok pratik bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Çantanızda taşıyabiliyorsunuz. Yüzünüzde makyaj varken de güneş koruyucunuzu tazelemek için rahat bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Tabii ki burayı temizlemeyi unutmayın sonrasında. Makyajda kalmasın. Makyajınızı hiçbir şekilde yerinden oynatmıyor, kaldırmıyor. Benim çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Değişik bir kokusu var. Parfümsü bir koku değil de içeriğindeki maddelerden, esanslardan birinin kokusu bu. Bu kadar burnuma soktuğumda hissediyorum. Yüzüme uyguladığımda zaten hissediyorum. Makyajın altına da kullanabiliyorsunuz tabii ki. Nemlendiricinizi sürdünüz. Son aşama olarak güneş koruyucu uygulayacağınız zaman yoğun bir şekilde makyajınızın altına sürün. Cildinize o kadar tatlı, o kadar güzel bir ışıltı, parlaklık veriyor ki makyaj da yüzünüzde çok iyi duruyor. Kullandığım süre boyunca
bakınca ben bir olumsuzluğunu göremedim açıkçası. Ama söyleyebileceğim en büyük olumsuzluk kesinlikle boyutu olabilir bunun da, yine minicik. Bu bir stick ürün olduğu için sürerek uyguluyoruz. Daha çok gidiyor ve bunun şuraya kadarının ürün olduğunu düşünürseniz neredeyse lip balm kadar bir ürün. Hızlı bir şekilde bitecek ama bittikçe alınabilecek ürünlerden birisi. Görüyorsunuz şöyle pembe tatlı bir ambalajı var. Bu kadarcık, alttan çevirerek yeterli miktarda ürünü çıkartıyorsunuz ve uygulamayı yapıyorsunuz. Moremo kimyasal filtreliydi ve bir tane de fiziksel filtre ekledim size stick ürünlerde. Atopalm markası. Bu aslında çocuklar için olan bir ürün. Çok hassas ciltliyseniz, cilt bariyerinizle ilgili problemleriniz varsa, cildi yorucu işlemler yaptıysanız bizim bence bebek cildimizde bu ürünü hak ediyor diye düşünüyorum. Bu ürün Vicks gibi kokuyor. Tam anlamıyla Vicks gibi kokuyor. O kokudan rahatsız olmuyorsanız eğer rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ambalajını göstermek istiyorum. Çok sevdim. Tam böyle elin açısına göre yapılmış. Alıyorsunuz. Bakın ürünü uyguluyorum. Ürünü uyguluyorsunuz. Hiçbir şekilde beyaz bir his bırakmıyor. Tortu bırakmıyor. Rahat bir şekilde uygulama yapıyorsunuz. Yine hem makyajın altına hem de makyaj tazelemek için yüzünüze rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Tabii ki makyajın üzerine uyguladıktan sonra yine burayı temizlemeyi unutmayın. Bu ürünü çok sevmemin nedeni yeşil sınıf olarak kategorize edilen çok güvenli içeriklere sahip olması. Yani zaten çocuklara, hassas ciltli çocuklara kullanabileceğiniz bir ürün. Benim içerik olarak çok güvendiğim, çok beğendiğim özelliklere sahip bir ürün olduğu için, aynı zamanda çok da pratik olduğu için sevdiğim ürünler arasında yer alıyor. Ve son olarak Clinique'in mineral filtreli pudra güneş koruyucusunu gösteriyorum. Şu serinin ürünü az önce göstermiştim. Onu da çok sevmiştim. Ben bunu o kadar çok kullandım ki geçen sene. 2 tane bitirdim. Bu sene de bir tane aldım. Bu birazcık kirli ama zaten ben bununla değil kendi makyaj süngerimle uygulamasını yapıyorum. Özellikle makyajınız varken ya da makyaj yapmak istemiyorsunuz ama cildimde birazcık pürüzsüz görünsün diyorsanız nemlendiricinizi sürdükten sonra üründen alıyorsunuz. 3 farklı tonu var bunun. Bendeki biraz yaz aylarında aldığım versiyonu olduğu için koyu. Yaz aylarında bu renge dönüşüyordum eskiden. Okside olmuyor. Anında sabitleniyor. Belki biraz bir süre sonra, yani 4-5 saat sonra biraz T bölgenizde, parlamaya eğilimli bölgenizde parlamalar olabiliyor ama koruyuculuğu güzel. Hem SPF 30 içereni hem de SPF 50 içereni var. Bunlara da bakabilirsiniz. Yüzünüzde makyajınız varsa, tabii ki bu tonlardaysanız kendi tonunuzu seçin. Benimki orta tondu. Bunun daha da açık tonu, çok açık tonu da var. Uygun olanını alırsanız zaten hem makyajınızı tazelemiş gibi olacaksınız hem de güneş koruyucunuzu tazelemiş gibi olacaksınız. Kesinlikle kek görüntüsü yaratmıyor. Şimdi benim anlatacağım ürünler bitti ama videoyu kapatmadan önce iki parmak kuralı nedir onu bir kere daha size göstermek istiyorum. Güneş koruyucularınızı bu kadar kullanmanız gerekiyor en az. İki parmak kuralı da iki parmağınıza boydan boya güneş koruyucuyu uyguluyorsunuz ve bu sizin yüz ve boyun bölgenize uygulayacağınız güneş koruyucu miktarı. Yeterli bulmuyorsanız birazcık daha uygulayabilirsiniz ama yetiyor zaten. En az bu kadar uygulamalısınız ki kendinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyun diye. O yüzden hep iki parmak kuralıyla güneş koruyucuları uygulamak gerekir diyoruz. Yaklaşık bir ay sonra, belki birazcık daha erken, videonun ikinci versiyonu da gelecek. Orada da Avrupa menşeli, Amerika menşeli güneş koruyucuları anlatacağım size. Onlar arasında da mesela La Roche-Posay, Vichy'de, Avène'de çok sevdiğim güneş koruyucuları var. Onları da detaylarıyla size anlatmaya çalışacağım. Umuyorum işinize yarayan bir video olmuştur. Sorularınız varsa lütfen videonun altına bırakın. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te rahat rahat izleyin diye saat 13'te yeni videom yayında oluyor. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Olmazsanız da hiç sorun yok. Keyifle izliyorsanız ne mutlu bana. Instagram adım ojemrujumrimelim. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Farklı farklı paylaşımlarımı görebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.